Değerli dostlar, şimdi sizlere 20 Şubat 2018 tarihinde TR724'te yayınlanan Hizmet Yenildi Mi? Başlıklı yazımı seslendireceğim. Bir arkadaşın ifadesiyle güreş mi yapıyoruz ki yenilelim? Maçta mıyız? Bir müsabaka mı var? Hak arayışında, hukuk müdafasında önemli olan yenmek, yenilmek, dayak yemek, dayak atmak değildir. Ortada bir hukuk, var olma, yaşam mücadelesi varsa kimin güçlü olduğuna bakılmaz. Kimin haklı, kimin haksız, kimin zalim, kimin mazlum olduğuna, kimin katil, kimin maktul olduğuna bakılır. Muhafazakar camiadan, kemalistlerden, hatta demokrat geçinenlerden bazıları bir savaş yaptınız ve yenildiniz, faturasını çekeceksiniz diye zalimden yana tavır alıyor ve içlerinde birikmiş kini kusuyorlar. Aslında bunlar çok arzuladıkları zulmü başka bir zalim yapıyor diye sevindirik oluyorlar. Ama bu söylemle niyetlerini perdeliyorlar. Hizmetin mücadelesi bir güç mücadelesi değil, hak mücadelesi. Mülküne tasallut eden, canına kasteden, haklarını gasp eden bir ceberuta karşı güç dengesini dahi dikkate almadan yiğitçe mücadele vermek. Hizmetin yaptığı yılların birikimini, emeğini ve milyonlarca insanın haklarını koruma, ülkenin kazanımlarını talan ettirmeme gayreti. Ama ülke öyle bölünmüş ve insanlar vicdandan, insaftan öyle uzaklaşmışlar ki, kimin haklı, kimin haksız, kimin zalim, kimin mazlum olduğuna bakılmıyor. Toplum intikamla, nefretle oturup kalkıyor. Kendi gibi düşünmeyenleri imha etme, ezme, teslim alma dışındaki arayışlara itibar etmiyor. Maalesef medyada kurulan tekel ve pompalanan propaganda nedeniyle Türk toplumu bir cinnet süreci yaşıyor. Öte yandan eğer bu bir hak adalet mücadelesi ise kimin yendiğini, kimin yenildiğini söylemek için erken. Böylesi süreçlerde gerçekler ve sosyoloji kendi kurallarını ağır bir maliyetle ve uzun zaman içinde ortaya koyar. Akıl, mantık, hukuk dışı bu uygulamaların kazananının olmayacağı, millet olarak topyekün kaybedeceğimiz aşikar. Ama bugün kazandığı her şeyi kontrol ediyor, artık güç onun denilenler, bir pürüz zaferiyle büyük kayıp yaşayabilir. Yenildi denilenler yeni bir sürgünle bu defa dünya çapında bir yükselişin eşiğinde olabilir. Bu nedenle konuya müsabaka mantığıyla bakmak yanıltır. Öyle bakarsanız Hz. Adem'den beri pek çok peygamberin yenildiğine hükmetmek gerekir. Zira zalime, zulme karşı sağ iken başarılı olabilenler pek az peygamber, nebi, hikmet sahibi insan vardır. Bu mantıkla Hz. İsa, Hz. İbrahim, Hz. Eyüp, Hz. Zekeriya, Hz. Yunus gibi pek çok büyük veli, peygamber yenilenler arasındadır. Sokrates yenilenler arasındadır. Yezid zihniyetiyle mücadele eden Hz. Hüseyin ve Ehl-i Beyt, döneminin zorbalarıyla mücadele eden İmam-ı Azamlar, İmam-ı Şafiler, İmam-ı Rabbaniler, Bediüzzamanlar, Süleyman Hilmi Tunahanlar hep yenilenler arasındadır. Menzil Şeyhi Muhammed Raşit Efendi zalimlere karşı galibiyet mi elde etti? Ya Hak Yol Cemaatinin lideri Esat Coşan Efendi sürgünde Avustralya'da ölmesine ne demeli? Mehmet Akifler, Nazım Hikmetler, sağdan ve soldan pek çok ideal insanı, dava adamından hangisi sağlığında döneminin zulmüne ve zalimine galip gelebildi? Bu çarpık ve yanlış bakış açısını mazluma destek vermeye yüreği yetmeyenlerin zalimle işbirliğine mazeret üretme gerekçesi olduğunu biliyoruz. Daha ehveniyle zulüm karşısında dilsiz şeytan olanların vicdanlarını bastırma, tavırlarını meşrulaştırma çabası. Hizmet tarihin gördüğü en ağır zulümlerden birine uğruyor. Kitlesel kırıma maruz kalıyor. Hiçbir insani, vicdani, hukuki, İslami ölçü tanımadan devletin gücüyle insanlar eziliyor. Özellikle son yıllarda milyonlar mağdur oldu. 150 bin insan işini kaybetti. Binlerce esnafın malına, mülküne el kondu. Yüz binlerce çocuk okulsuz, dershanesiz kaldı. AKP'nin oy devşirmek için sıkça kullandığı tek parti döneminde çok zulümler yapıldı ama hiçbiri bu kadar yaygın olmamıştı. Hizmet insanları tahammülü zor ve sürekli bir zulme, baskıya muhatap. Pek çok insan aman bana da bulaşmasın diye üç maymunu oynuyor. Tablo şu ki hizmet şu anda müthiş bir dayak yiyor. Hizmet insanları perişan, mağdur.
dünyevi açıdan acınası durumda. Türkiye'de kalanlar işini, imkanlarını kaybetti, dışlandı, ötekileştirildi. Cezaevlerinde ölenler, açlığa mahkum edilenler, öz yurdundan kaçarken yitirilen hayatlar var. En yakın akrabalarının vefasızlığına maruz kalanlar var. Bir şekilde ülke dışına çıkabilenler ayrı zorluklar yaşıyor. Dünyaya dağıldılar, evsiz, işsiz, yurtsuz, yuvasız kaldılar. Dışarıdakiler bir yandan gurbet acısını yudumlarken, Türkiye'deki zulümler nedeniyle yüreğine taş basarken, öte yandan yeni bir hayat kurma mücadelesi veriyor. Bütün yaşananlara rağmen süreç bazı gerçeklerin görülmesini sağladı. Bunları sıralayacak olursak, hizmet zalime karşı net ve dik durabilen kesim oldu. Her şeyini yitirme pahasına tek adam rejiminin gelişini gördü ve karşı çıktı. Hizmet AKP'ye bütün liberallerin, demokratların, Kürtlerin, Alevilerin, azınlıkların destek verdiği, demokratik düzenlemeler yaptığı zaman destek verdi. Otoriterleşmenin yolsuzluğun baş gösterdiği 2010'lardan sonra yolunu ayırmaya başladı ve ağır maliyete rağmen tavrını koydu. Bu yönüyle pek çok kesimin yapmadığı net bir duruş sergiledi hizmet hareketi. Hizmet Türkiye'deki ağır zulüm ve soygun düzenine tavır koyabilen neredeyse tek İslami hareket cemaat olarak tarihe geçti. Zulmün ve otoriterliğin İslam'la, Müslümanlıkla örtüştürülmesine müsaade etmedi. Cemaatlerin, tarikatlerin onurunu, itibarını kurtardı. Müslümanlar, cemaatler diye genelleme yapılmasını engelledi. Bu arada Yeni Asya cemaatini, Furkan cemaatini de unutmamak gerekir. Cemaat yıllardır demokrasiden dönüş yok diyor. Birlikte yaşama projeleri inşa etmeye çalışıyordu. Bu süreçte her şeyini kaybetme pahasına hak, hukuk, adalet, demokrasi dedi ve bu konudaki samimiyetini gösterdi. Bunca ağır zulme, baskıya, kıyıma, tahkire rağmen hizmet şiddetin en küçüğüne tevessül etmedi. Terörle şiddetle arasındaki mesafeyi en zor, en duygusal zamanında bile korudu. Bu davranışın kıymeti daha sonra daha iyi anlaşılacak. En ağır baskıya maruz kalmasına, bütün kurumlarına çökülmesine rağmen hizmet pazarlık kapılarını açık tutan pragmatist bir anlayışla uzlaşma ve zulme ortak olma yolunu seçmedi. Hak ve adalet namına sonuna kadar dik durdu, taviz vermedi. Eğer zulüm düzeniyle uzlaşma yolunu tercih etseydi, diğer bazı cemaatler gibi durumu çok farklı olabilirdi. Hizmet, kendisine atılan terör örgütü, darbeci gibi iftiralarla ilgili tüm vicdanlara ve dünya kamuoyuna açık şekilde bağımsız, tarafsız araştırma komisyonları kurulsun, her sonuca razıyız restini çekti. Ama AKP son 5 yıldır her şeyi örttüğü gibi 15 Temmuz'u da örtbas etme yolunu seçiyor. Hizmetin bu mücadelesi ve duruşu sayesinde devletler değilse de sivil toplum, demokratik dünyanın kamuoyları nezdinde eğitime, demokrasiye, hukuka önem veren dindar ama Müslüman bir kesimin olduğu ortaya çıktı. Dünyanın dikkati zulmeden Erdoğan kadar bu zulme maruz kalan hizmet hareketine odaklandı ve hizmete merak ve ilgi arttı. Hizmet zulümle, baskıyla yönetilen İslam coğrafyalarından İslam'a sadakatini koruyarak eğitime, demokrasiye, çoğulculuğa inanan hareketlerin çıkabileceğini gösterdi. Bir umut ışığı oldu. Hizmetin eğitimli, nitelikli insanlarını toplumdan, devletten, medyadan çekince ülkenin nasıl bir cinnet ortamına dönüştüğü, devletin işkence ve zulüm aygıtı haline geldiği görülmüş oldu. Hizmet toplumun farklı kesimleri arasında köprü oluyor. Aynı masa etrafında insanları topluyordu. Bu hareket ülkeden tasfiye edilince kutuplaşmanın, nefretin, ayrışmanın nerelere ulaştığı görüldü. Ve maalesef sağ, sol, Alevi, Sünni, laik, dindar farklı kesimleri aynı masa etrafında buluşturup konuşturabilecek başka bir hareket, kesim ve inisiyatif de yok. Hizmet toplumda önemli bir tutkaldı. Erdoğan bu tutkalı kazıdı, toplumu parçalarına ayırdı, aradaki bağları kopardı. Hizmet hareketi eğitimde toplumun seviyesini yükseltiyor, ufkunu açıyor, dünyayla yarışır hale getiriyordu. Cemaat çıkınca eğitim çöktü, ufuk bitti, ahlak dip yaptı. Eğitim sıralamasında son yıllarda müthiş düşüş yaşanırken, uyuşturucu, alkol, fuhuş, dolandırıcılık gibi ahlaki konularda patlama var. Hizmet yenilmedi.
Yapması gerekeni yaptı. Her şeyini kaybetme pahasına zulüm düzenine karşı çıktı. Haksızlıklara itiraz etti ve bunları kinini dini haline gelmiş, devleti gücü temsil eden bir anlayışa karşı yaptı. Türkiye'deki tüm Müslümanların, cemaatlerin onurunu ve itibarını kurtardı aslında. Hizmet hareketinin elbette kendini yenilemesi, muhasebe yapması gereken konular var ve bunları yapacaktır. Ancak Türkiye'de hizmetin etkin olduğu alanlardaki eski durumla bugünkü durum karşılaştırılırsa, ülkenin neler kaybettiği ve hizmetin Türkiye için ne ifade ettiği daha net görülecektir. Toplum yara sıcak olduğu için kaybın ve acının çok da farkında değil. Zaman geçtikçe gerçekte hizmetin değil, Anadolu insanının, İslami değerlerin, ahlakın preslendiği, ezildiği ve Türkiye'nin kaybettiği netleşecektir. Teşekkür ederim.